Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist. Neler evet. Hazırlayacak bir görelim bakalım. Şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım tatlımızı hazırlasın. Seyircilerimiz biz de şöyle hemen suyumuzu dolduralım. Şöyle biraz soğuk suyumuzu. Bu arada usta havalar da ısınınca seni tutmakta zorlanıyoruz artık. Robotları da görüyorsun. Her gün köfteler, ızgaralar. Sizden kaynaklanıyor bu Ayşegül Hanım. Yani bu sizden kaynaklanıyor. Şimdi seyircilerimiz hemen görüyorsunuz bir tane semaverli robotumuz var. Şimdi kuru fasulyemizi yapıyoruz. Onu yavaş yavaş hazırlıyoruz. O pişecek şimdi. O bir 5 dakika sonra altını kapatacağız. Şöyle biliyorsunuz robotumuz, sevgili dinleyenimiz artık yaz, kış fark etmiyoruz. Her ortamda, her mevsimde, her yerde çok güzel pişirimler sağlıyoruz. Çok güzel ızgaralar yiyoruz. Kokusuz, dumansız ve sağlıklı bir şekilde sizler de hazırlıyorsunuz. Şöyle bu küçük robotumuzda gördüğünüz gibi bundan da aynı şekilde bir yandan tencere, tava olarak kullanabilirsiniz. Ve bir yandan ızgaralarımızı hazırlayacağız. Şöyle su haznemizde ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde suyumuzu ilave edelim. Suyumuzu ilave etmemizdeki amaç şudur sevgili dinleyicilerimiz. Etlerimizden, köftelerimizden, tavuklarımızdan akan yağlar, ondan sonra kanlar olsun. Onlar direkt ne yapıyor? Su haznesinde o suyla beraber güzelce bir şekilde hemen içine hapsediyor. Ortaya istemediğiniz koku, duman hiç çıkmıyor. Onun için su haznesine suyu koymamız gerekiyor. Seviye çemberine kadar. Şöyle hemen suyumuzu ilave ettik. Ne yaptık? Şöyle robotumuzun altını açtık. O yavaş yavaş ısınsın. Ben de şöyle bir dolaba kadar gideyim. Bakalım dolabımızda neler varmış. Şöyle Ayşegül Hanım için bir şeyler hazırlayalım. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz. Köftelerimizi gördüğünüz gibi köftelerimiz vardı. 5 adet şöyle diğer kuru fasulyemizde kalan köftelerimizi şöyle değerlendirdik. Şöyle köftelerimiz var. Şöyle sevgili yönetmenimiz çok ballı bir insan. Onun için de dolapta biraz mantar vardı. Onları yapacağım. Şöyle güzel kardeşim. Mantarla ondan sonra, doyuruyoruz artık. Evet yani mantarla doyuracağız kardeşimizi. Ve ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi tavuk göğsü var. Şöyle tavuktan şöyle güzel bir ızgara hazırlayacağız Ayşegül Hanım'a için. Sevgili dinleyenler şimdi biraz şöyle robotumuz ısınsın. Ondan sonra bu güzel pişirimleri sizlerle beraber hazırlayacağız. Ama şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım tatlımızı yapma devam ediyor. Sevgili dinleyenler biz de kuru fasulyemizi tezgahımızın üzerine aldık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şöyle görüyorsunuz ızgaramıza. Ne yapalım sevgili izleyicilerimiz? Şöyle güzelce bir şekilde köftelerimizi dizelim. Köftelerimizi dizdik ve ondan sonra canımız mantar istedi. Mantarımızı da alalım. Şöyle hemen onları da tekrar ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde robotumuza diziyoruz. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Hemen mantarlarımızı da dizdik. Şöyle mantarlarımızın içine biraz ne yapacağız? Hafif biraz tuz ilave edeceğiz. Şuradan biraz tuzumuzu alıyoruz. Görüyorsunuz sevgilicilerimiz şöyle hemen mantarlarımızı dizdik, köftelerimizi dizdik. Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen biraz hafif tuz kullandık. Şimdi de ne yapıyoruz? Tavuk göğsünü şöyle tavuk etimizi hemen şöyle güzelce bir şekilde onu da açalım. Evet bu arada ben sütümü ilave ediyorum şu an. Kavurduğum unun üzerine 1 litre evet. kadar süt demiştik. Şöyle. Elinize sağlık Ayşegül Hanım. Sizlerle bugün, evet, sizi izliyorum. Bugün tatlımızı Ayşegül Hanım yapacak. Bakacağım sevgilicilerim nasıl yapıyor. Ona göre bir not vereceğiz. Evet şekerimizi ilave edeceğiz. Tabii şekerimizi ilave edebilirsin. Hop, şöyle buyurun. Alayım şekerimizi. Onu da içine ilave edin. Sizden ricam az bir şey yağ alabilir miyim Ayşegül Hanım? Çok tabii hafif. Ki. Şöyle şekerimizi şunları ben kaldırayım. Şöyle ortalık açılsın. Evet çok hafif biraz. Şöyle sevgilicilerimiz tavuğumuzu da hazırladık ve ona çok hafif biraz hemen ne yaptık? Şöyle tuzumuzu, yağımızı koymuştuk. Ben şöyle biraz da baharat kullanacağım. Şöyle baharatımızı
çok hafif. Şöyle pulverimizi ilave edelim. Biraz da ne yapıyoruz? Şöyle karabiberimiz. Çok fazla baharat kullanmayacağım. Şöyle güzel bir şekilde. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, hemen ne yaptık? Şöyle köftelerimizi dizdik ve ondan sonra tavuğumuzu diziyoruz. Böyle sevgili izleyicilerimiz, kesinlikle tavuklarımızdan ve köftelerimizden akan yağlar birbirinin üzerine gelmiyor. Gördüğünüz gibi direktmen nereye gidiyor? Su haznesine gittiği için korkmanıza ve endişe etmenize de gerek kalmadan güzel pişirimler sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle köftelerimizi koyduk. Yavaş yavaş pişsin. Biz de şöyle hemen köftelerimizi çevirelim, yanmasın. Evet, görüyorsunuz. Çok hızlı pişirimler sağladığı için sevgili izleyicilerimiz, hemen çevirmeniz gerekecek. Yoksa yanacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi mantarımızı koyduk. Ondan sonra tavuğumuzu koyduk sevgili izleyicilerimiz. Onları güzelce bir şekilde hazırlama işlemine devam ediyoruz. Şöyle sebzemizi pişirmeye devam ediyoruz. Yanına ne yaptık? Şöyle soğanımızı koyuyoruz. Şöyle bir tane daha soğan koyalım. Ayşegül Hanım soğanı çok sevdiği için biraz fazla koyalım. Bugün bol bol soğan yesin. Şöyle birkaç tane de biber koyacağım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biberimizi de alalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz, yanında sebzelerinizi de közleyebilirsiniz. Şöyle biberlerimizi de koyduk. Görüyorsunuz, bir yanda köftelerimiz, bir yandan mantarımız, sevgili izleyicilerimiz, bir yandan tavuğumuz, bir yandan da sebzelerimiz. Şimdi de ne yapalım? Domates seviyorsak bir tane de domates alacağız. Onu da şöyle güzelce bir şekilde koyacağız. Pişirme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini de buradan sizlere göstermiş olalım. Bir de bakalım Ayşegül Hanım ne yaptı? Bir de ona bakalım. Buradan sizlerle beraber ne yapalım? Izgaralarımızı bir daha bakalım nasıl pişirdiğini. Şuradan görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Tavuğumuzu görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini ve ne kadar güzel bir şekilde hazırlandığını şuradan size gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi bir yandan sebzelerimiz sevgili izleyicilerimiz, bir yandan tavuğumuz, bir yandan köftelerimizi pişirme işlemine devam ediyoruz. Görüyorsunuz hem de mantarlarınızı da şöyle közleyebilirsiniz. Mantar aslında bol bol tüketmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Etle eşdeğer olduğu için mantarı da biraz hayatımızda fazla kullanabiliriz. Her yemeğimize de çok yakışıyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle geniş tabağımızı alalım. Evet, şöyle bir tabağımızı alalım. Köftelerimiz hemen çok hızlı bir şekilde pişirildiği için sevgili izleyicilerimiz, şöyle köftelerimizi fazla yakmayalım. Hemen hızlı bir şekilde pişirdiği için köftelerimizi şöyle alıyoruz. Görüyorsunuz. Hemen kenara köftelerimizi çekelim. Evet. Şöyle köftelerimizi koyduktan sonra bir yandan ne yapıyoruz? Sevgili izleyicilerimiz, şöyle soğanlarımızı ve domateslerimizi közlemeye devam ediyoruz. Bir yandan da şöyle biberlerimizi çevirip pişirmeye, sebzelerimizi pişirmeye devam edelim. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz soğanlarımızı közleyebiliriz. Ondan sonra mantarlarımızı hazırlayabiliriz. Şöyle güzel pişirimler sizler de gerçekleştirebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Sadece et değil, istediğiniz her şeyi kolay bir şekilde, güzel bir şekilde pişirebiliyoruz. Evet, yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle biz de ne yapalım sevgili izleyicilerimiz? Şöyle görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde soğanlarımızı közlediğimizi buradan size bir gösterelim. Evet, şöyle domateslerimiz de aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz. Onları da çevirelim. Bir yandan biberlerimizi, bir yandan tavuklarımızı görüyorsunuz. Şöyle tavuğumuz da hazırlandı. Ve mantarlarımızı sevgili izleyicilerimiz şöyle hop suyunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir şekilde şöyle mantarlarımızı piştiğini sevgili izleyicilerimiz. Suyu direktmen hemen su haznesine doğru gidiyor. Şöyle evet, görüyorsunuz. Evet, ellerimize sağlık usta. Çok teşekkür güzel ettim. Görünüyor gerçekten. Şimdi evet, ne yapalım? Ustamız güzel bir şekilde ızgaramızı hazırlaya dursun efendim. Usta. Evet, şöyle pişirler tamam. O zaman bir pişsinler. Anlatalım şöyle izleyenlerimize. Sonra çorbamızı yapacağız. Evet, sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde ne yapmıştık? Domateslerimizi közlemiştik. Onları şöyle tabağımıza alalım. Görüyorsunuz hem sebzelerimizi de çok güzel bir şekilde hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Mantarlarımızı görüyorsunuz sevgili izleyiciler, şöyle suyunu ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini onu da buradan sizlere gösterebiliriz. Bir yandan ne yapmıştık? Şöyle soğanlarımızı közledik. Soğanlarımızı da alıyoruz. Görüyorsunuz şöyle sebzelerinizi de güzelce bir şekilde közleyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle soğanlarımızı da közlediğimiz soğanlarımızı da kenara aldık. Ve bir yandan şöyle mantarlarımızı da alalım. Onları şöyle suyla beraber şöyle yanımıza doğru alalım. Görüyorsunuz
Her şeyi yapabilirsiniz. Sevgilicilerimiz sadece ızgara değil, sebzelerinizi güzel bir şekilde közleyebilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Şöyle tavuklarımız da hazırlanmıştı. Tavuklarımızı da şöyle alalım. Onları da kenara koyuyoruz sevgilicilerimiz. Şöyle közlemiş olduğumuz biberlerimizi biraz daha şöyle közleyebiliriz. Onları şöyle kenara aldık. Siz isterseniz ne yapabilirsiniz? Şöyle bir tane havucu alıp sevgilicilerimiz sebzenizi közlerseniz havuçta közleyebilirsiniz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle biz de ne yapıyoruz? Bir adet şöyle havucumuzu alıyoruz. Havucumuzu tekrardan şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Robotumuza dizelim sevgilicilerimiz. Onu da tekrardan güzelce bir şekilde sebzelerimizi közleyelim. Size de görün şöyle ne kadar güzel pişirme sağladığımızı. Hemen şöyle köftelerimizi hazırladık. Ondan sonra soğanlarımız, mantarımız, tavuğumuz şöyle hazırlandı. Sevgilicilerimiz onları şöyle kenara aldık. Mantarlarımız da şu anda gördüğünüz gibi bir yandan da sebzelerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Ama ne yapacağız? Şimdi sizlere çok güzel bir çorbamız var. Ve biz de şöyle sevgilicilerimiz görüyorsunuz. Şöyle robotumuzda biberlerimizi güzelce bir şekilde közledik. Şuradan bir görün ne kadar güzel bir şekilde közlendiğinde sizlere gösterebiliriz. Şöyle sevgilicilerimiz bir anda ne yapabilirsiniz? Havuç közleyebilirsiniz, bir anda biberlerinizi közleyebilirsiniz. Her şey güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Sadece et değil, bütün güzel pişirmeleri gerçekleştiriyor. Şöyle biberlerimiz de hazırlandı. Onları güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve hızlı bir şekilde közlendiğini hemen biberlerimizi alalım. Ne yapıyoruz? Şöyle mantarlarımızın ve köftemizin yanına koyalım. Şöyle diğer biberimiz de aynı şekilde şöyle mantarlarımızın yanına koyalım. Ve güzelce bir şekilde havuçlarımızı da hazırladık. Şu anda yavaş yavaş havuçlarımız da közleniyor sevgilicilerimiz. Onlar közlemeye devam etsin. Bize ondan sonra kuru fasulyelerimiz hazır, tatlımız hazır. Ben şöyle hemen közlemiş olduğumuz havuçlarımızı da alalım. Ondan sonra bakalım bugün Ayşegül Hanım bize neler anlatacak. Bir de onu dinleyelim. Ama şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Şöyle közlemiş olduğumuz şöyle havuçları alıyoruz sevgilicilerimiz. Hemen şöyle mantarlarımızı yanına koyalım. Ondan sonra şöyle robotumuzun altını kapatalım. Ondan sonra Ayşegül Hanım'ı dinleyeceğiz. Siz de böyle güzel pişirimler yapabilirsiniz. Sebzenizi hazırlayabilirsiniz. Kuru fasulye yapabilirsiniz. Her şey sevgilicilerim. Sizin istediğiniz her şey güzelce bir şekilde kokusuz, dumansız, sağlıklı bir şekilde az bir enerjiyle pişirimler gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle biz de güzel bir pişirim gerçekleştirdik. Ve şu anda görüyorsunuz köftelerimiz hazır. Ondan sonra tavuğumuz hazır ve mantarımızı da pişirdik. Robotumuzun da altını kapattık. Onu şöyle alalım kenara doğru. Evet, şöyle alalım. Tezgahımızda yeri açılsın. Ve ne diyoruz? Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz tabii ki. Bu güzel yemeklerimizi huzurlu sofralarda ailenizle beraber sağlıklı bir şekilde tüketin diyoruz. En güvendiğimize, Rabbimize emanet ediyoruz sizlere efendim. Kalın sağlıcakla. Evet. Kolay kurulumu. Hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.